terör propagandasının, terörün propagandasını yapmak yasak. Bu bir. İki, her yayın yasak, bak yayın yapıyoruz. Bak olay yeniden canlı yayın. Bak olay yeniden haritası. Bak sana ölü sayısı, bak sana yaralı sayısı. Komple mi sapıttınız? Ruh hastası mısınız? Akıl hastası mısınız? Canlı böyle insan parçaları falan mı görmek istiyorsunuz? Kanlı şeyler mi? Gayet akılları başında mı? Siz kanlı şeyler mi görmek istiyorsunuz? Akıl hastaları. Derdiniz de. Çoluğunuz çocuğunuzu oturtturup bak evladım parçalanmış insan. Bak bu da kan. Bak bu da yanmış otobüs. Bak bu da alev falan. Bunları mı görmek istiyorsunuz? Ya da bunları mı göstermek istiyorsunuz? Çünkü siz o teröristlerle beraber bu bombayı, teröristlerin bombayı patlatmasını bunları söylemek için beklediğiniz anda da hevesiniz mi kursağınızda kalıyor? Hani şu devletin, bürokrasinin alışmış bir ağzı var ya, yayın yasağı diyor. Evet. Sanki bu konuda haber vermek yasaklanmış gibi anlatıyorlar. Bu konuda haber vermek yasak değil. Bu konuda yorum yapmak yasak değil. Bu konudaki bilgileri kamuoyuyla paylaşmak yasak değil. Yasak olan terörün olay yerinden, olay yerinden o anda polisin yaptığı çalışmalarda bulduğu ipuçlarını göstermek. Nedir? Çünkü siz daha önceki gazetenizde daha teröristler yakalanmadan teröristlerin adını yazmış adamlarsınız. Hürriyet gazetesi dediğin gazete teröristin adını falan yazdı. Bundan şüpheleniyor. Kaç der gibi adam. Adam da kaçtı adam gitti. Adam da kaçtı gitti. Yani siz yani burada, o yüzden size diyor ki devlet. Var yani burada. Özür dilerim. Evet. Devlet size burada diyor ki arkadaş şu polisin olay yerinde bulduğu ipucunun onu torbaya koyarken fotoğrafını çekip gösterme teröriste ki devlet neyi bulduğunu anlamasın terörist. Onu diyor sana bir. İki, devlet diyor ki sana çoluğa çocuğa kamuoyuna parçalanmış insan gösterme ki terörist amacına ulaşamasın. İki, üç, devlet diyor ki sana ya evladım sen diyor gazetecisin yani. Kamuoyunu bilgilendir, git kamuoyunu bilgilendir ama teröristin propagandasını yapma. Siz şimdi tam olarak ne istiyorsunuz? Ruh hastası sapıklar mısınız? Etraf kanla dolsun onu mu istiyorsunuz? Yoksa neleri buldu devlet de terörist arkadaşlarımıza söyleyelim bir an evvel katsınlar diye planımızı mı devam ettirmek istiyorsunuz? Tam olarak neresi? Bunlar kim bunlar biliyor musun? Bak ben hani daha patlama olmuş İdris abi. Hı hı. Ya 45 saniye ya. Utanmaz herif. Yazmış oraya koca gazeteci. Maalesef. Şu anda diyor hemen diyor hükümet istifa etsin. Yeni bir hükümet kuralım. 45 saniye. Elinde telefon. Hadi Ankara'da patlama olacak diye bekliyor muydun mübarek ya sen? Ankara garı patlamasından ve, sonra da. Ve bunu gene yaptılar. Neye benziyor bunlar biliyor musun? Bak abi ben sana söyleyeyim. Cenaze evin olur. Evinde cenazen vardır, üzgünsündür. Biri gelir sana der ki kardeşin ölmüş senin artık bu eve ihtiyacın yok. Çık bu evden biz bu evde oturalım. Ya ya bir dur ya. Biz cenazemizi bir kaldıralım sonra nereye çökersen çöker. Yasımızı tutalım.